Yüz yayın evi, binlerce kitap, edebiyat dünyasından yazarların söyleşi ve imza etkinliği. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'nin 5. gününde Kitap Günleri'nin konuk yazarlarından bir tanesiyle daha birlikteyiz. Söyleşisini gerçekleştirdi ve imza etkinliğiyle okurlarıyla bir arada. Hemen şöyle biz araya girdik ve kendisinin o güzel sohbetinden yararlanalım istedik. Sayın Nurdan Damla Aksaray'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Söyleşinizi gerçekleştirdiniz ve standta okurlarınıza kitaplarınızı imzalıyorsunuz. Kitap günleri ve Aksaray ile ilgili izlenimleriniz neler? Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben bu kadar güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Sayın Belediye Başkanımıza ve burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma, fuar organizatörlerine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten çok dolu dolu. Neşeli, coşkulu bir ortam. Ben açıkçası bu kadar coşkulu bir ortamla karşılaşacağımı beklemiyordum. Girer girmez böyle sardı beni. Sıcak bir ortam var. Bu tabii çok yüz güldürücü, çok sevindirici bir olay. Çünkü son yıllarda Türkiye'nin hemen hemen bütün illerde gerçekleşen bir faaliyet bu kitap fuarı. Ama Aksaray'dakini çok daha farklı gördüm. Çok açılımlı. Evet, Nurdan Hanım, söyleşinizde Peygamber Efendimiz ve eşlerinin evlilik hayatından örneklemelerle günümüze ilişkin evlilik hayatına önemli mesajlar verdiniz. Kitaplarınızda da Hazreti Hatice ve diğer eşleri tanıtıyorsunuz. Biraz kitaplarınız üzerine sohbet edelim istiyorum. Ve bizi izleyen çiftlere mesajınız ne olur? Evet. Bu konuda çok teşekkür ederim. Şöyle ki yani biliyorsunuz toplumsal hayatta çok ciddi sorunlarımız var. Sekülerizmin çok hızlı had safhada gelişmesi üzerine evlilikler çok mutsuzlaştı. Boşanmalar çok arttı. Gençlerimiz evlenmekten çekinir oldular. Bekar kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü madem boşanacağım niye evleneyim ki diyorlar. Ama biz Müslüman bir toplumuz. Biz Batı'yı özenemeyiz. Batı'yı modelleyemeyiz. Bizim çok kadim değerlerimiz var. O değerlerden yola çıkarak başta Kur'an ahlakını toplumsal olarak benimsememiz lazım. Ondan sonrasında Peygamberimizin aile hayatını, onun eşleriyle diyaloglarını, onun evlatlarının yaşamış olduğu evlilikleri, toplumsal hayatı çok sık gündeme alıp tanıyıp modellememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz onların yaşadığı çağ saadet çağı dendi. Bütün insanlar çok mutluydu. Hani belki maddeten bir bizler kadar lüks içinde değillerdi. Ama çok mutlu insanlardı. Nedendi? Çünkü onların ruh boyutunda, akıl boyutunda, inanç boyutunda bir şeyleri tamamdı. Eksik yönleri yoktu. Soru işaretleri yoktu. Ruhlarıyla bedenleri bütündü. Bu noktada ben onların hayatının okunmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ruh ya da beden biri birinden noksan kalınca, aç bırakılınca diğeri diğerini rahatsız ediyor. Ama onlar ikisini o kadar güzel bir bütünle götürmüşler ki Hazreti Hatice'nin hayatı, Efendimiz'le o 25 yıllık evlilik hayatı bizler için çok çok önemli. Onlar evliliği karşılıklı bir yol arkadaşlığı olarak benimsediler. Sonsuz bir yürüyüş olarak benimsediler. Paylaşımları çoktu, merhametleri çoktu, sabırları çoktu. Ama biz günümüze baktığımızda sabrın, paylaşımın, merhametin yoksunu ve cimrisi bir toplum olduk. Böyle olduğu için de yaralarımız çok fazla. Boşanma oranları had safhada, evlilikler mutsuz, çocuklar perişan, aileler içler acısı durumda. Bu noktanın da bir Müslüman toplum olarak bir an önce gündeme getirip hızla toparlanmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunun da tek çaresi Kur'an ahlakını benimseyip Peygamberimizin hayatını en güzel bir şekilde modellemekle ve onun yanındakilerin hayatını, sahabesinin hayatını en güzel bir şekilde tanıyıp modellemekle mümkün. Çünkü insan fıtratı zaten modelleme üzerine kurulmuş biliyorsunuz. Mesele üzerinden gider Kur'an hikayeleri de. İnsan fıtratı ancak model görürse modelleyebiliyor. Bu modellerin de en güzeli Siyer-i Nebi'dir diyorum. Bu noktada modellemeleri örnekte sizin kitaplarınızda gerçekten yol gösterici. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Bütün Aksaraylı seyircilerimize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Kitapla beraber kalın inşallah. Hoşçakalın. Aksaray
Çanakkale Belediyesi Kitap Günleri'nin 5. gününde yine konuk yazarlardan tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil şu anda okurlarına kitaplarını imzalıyor ve biz de kendisinin yanındayız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, var olun. Saraydasınız ve gerçekten yoğun bir ilgi var kitaplarınıza. Kitap günleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla ben tebrik ediyorum. Kitap fuarı düzenleyenleri, yazarları, gençlerle buluşturanları hasreten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü yatırım gence olacak. Gence yatırım ilimle olur. İlim olmadığı zaman orada cehalet başlar. Cehalet olduğu zaman ülkenin gençleri ölür, ülke ölür, millet ölür. Onun için milleti yaşatmak kitapla olur, ilimle olur. İlme değer verenlere biz de değer vereceğiz, kıymet vereceğiz. Ben tebrik ediyorum. Bu nevi güzel hizmetlerinin devamını diliyorum. Efendim sadece kitaplarınızı imzalamayacaksınız. Ayrıca bir söyleşi programı da gerçekleştireceksiniz. Evet. Sizi burada görmekten mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Vallahi ben de mutluyum. Mesudum. Aksaraylılara teşekkür ediyorum. Böyle güzel de bir kalabalıkta geliyorlar. Maşallah sağ olsunlar, var olsunlar. Çok memnunum. Aksaray Somuncu Baba memleketi, kültür memleketi. İnşallah bu kültürel faaliyetlerin aynen devamını diliyorum. Var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Belediyesi Kitap Günleri'nin 5. gününde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Yine fuar alanının önemli ziyaretçilerinden bir isimle birlikteyiz. AK Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Altınsoy burada. Sayın Altınsoy hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kitap Günleri'ni ziyaret ediyorsunuz şu anda. Etkinlikle ilgili neler söylersiniz? Evet, benim ziyaret edemedim, içim gitti. Ankara'daydık, il başkanları toplantısı vardı. Bugün geldik hemen ayağımızın tozuyla burayı ziyaret edelim diye. Geçen yıllarda da aynı kitap fuarını ziyaret etmiştim ve çok zevk almıştım. Bu sene de kapıdan yeni girdik, yakaladınız. İnşallah ziyaret edeceğiz, bakacağız. Çok güzel oldu, izlenimi zaten bize geldi. İnşallah bu sosyal etkinlikleri biz önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın buraları ziyaret etmesini istiyoruz. Hafta sonuna kadar açık diyebiliyorum. Ben belediye başkanımıza da bu tür organizasyonları yaptığı için Evren Başkan'a özellikle teşekkür ediyorum. Halkımızı da davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Bu imkanlar her zaman ayağa gelmiyor. Bu sefer güzel hocalarımız var. İnşallah onlardan da fırsattan istifade faydalanırlar diye düşünüyorum. Ben bütün hemşehrilerimizi buraya davet ederken belediye başkanımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Bayağıdır buradayız biz. Sizi kısaca tanıyalım. Ercan Aktan ben. Aksaray Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ercan Bey, kitap günlerindesiniz. Doğru. Neler söylersiniz? Güzel bir etkinlik. Kitaplarla birlikteyiz. Bugün 5. günü. 5 gündür buradayım. Yani Aksaray'ın çeşitli yerlerinden çeşitli insanların burada olduğunu görmek güzel, sevindirici bir gelişme. İşte elimizde kitaplar var, yazarlarımız var. Onlarla etkileşim imkanı buluyoruz. Keyif alıyoruz, hoşça vakit geçiriyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Kitap Günleri'nin konuk yazarlarından Mehmet Ali Çiçek'le birlikteyiz efendim ve şu an genç bir okuruna kitabını imzaladı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor Kitap Günleri? Harika, harika. Biz de burada misafir olduk Aksaray'a. Evet, söyleşilerle, gençlerle ve ailelerle evet. Bir aradasınız. Evet, evet. Peki organizasyon nasıl? Güzel. Tabii öğrencilerin ve velilerin daha istekli olmasını beklerdik. Onlar için yapıldı. Biraz daha bu son iki günü iyi değerlendirsinler bence. Hı hı. Okusunlar. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.